أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا والله شهيد على ما تعملون قل يا لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ صدق الله العظيم. Sen sadakallah, Allah sözün doğrusunu söyledi de. Hadi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki o asla müşriklerden olmamıştı. İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kabe olup pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir. Orada apaçık alametler ve deliller İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstahnidir. De ki, ey ehli kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. De ki, ey ehli kitap, siz gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler, eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Duya
can gelsin bu meydana. Derun icre bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Saladır ehli irfane götürsün canı kurbane. Bugün başım, bugün başım pervane. Duyan gelsin bu meydana. Bilenler sırrı tettarın, görenler nuru vaffarın. Cihanda kıran gelsin bu meydana. Kamu halkın birdir, niçin bazısı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Hayırlı akşamlar efendim. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan İftar Saati programıyla bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda kulluk şuuru nefis muhasebesi üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Afyon Koçtepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Müşteba Altındaş hocamız. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Kıymetli hocam, hoş bulduk. Afiyetlisiniz inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun. Ramazan, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, inşallah. Bizler de iyiyiz, çok şükür hocam. Ramazan-ı Şerif'in son artık 10 günü içerisindeyiz. Sonuna doğru yaklaştık. Güzel geçti inşallah. Elhamdülillah, Cenab-ı Mevla bizlerin ve bütün müminlerin inşallah bu güzel ayın hatırına bütün amellerimizi ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Diye niyazda bulunuyoruz. İnşallah bayrama kavuştursun, sağlık bu bayrama afiyet içerisinde hocam. Konumuz kulluk şuuru ve nefis muhasebesi, malumunuz hocam. Evet. İslami kaynaklarda nefsin hayra ve şerre kabiliyetli bir şekilde yaratıldığından bahseder. Dolayısıyla bu nefsin bir terbiye, doğru usullerle yapılacak bir terbiyeye muhtaç olduğundan bahseder evet. Hocam. Tabii bu Rabbimizin rızasını kazanabilmek, dünya ve ahiret
hayatı açısından ehemmiyetli olduğunu hep vurgu yapılır. Evet. Önce biz kavramlar üzerinden dilerseniz gidelim. Hocam kavram olarak nefis nedir? Nefis muhasebesi deyince ne anlamamız gerekiyor? Evet. Nefis kavramı kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'in özellikle üzerinde durduğu ve vurguladığı önemli kavramlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim nefis ile kastettiği mana ruh, can, beden, heva heves, insanın yaratılışında bulunan duyguları, arzuları çok yönlü olarak tanımlanan bir kavram aslında. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Nefisle kastedilen insanın biyolojik bütünlüğü, insanın yaratılmış olan maddi varlığı, aynı zamanda insanın içerisinde kodlanmış bulunan, insana yerleştirilmiş bulunan manevi hasletler. Kur'an-ı Kerim aslında nefs kavramını genel manada insanın hem maddi kısmını ifade etmek için hem de manevi dünyasını ifade etmek için kullanmış olduğu ortak bir kelime. Ama genel kavram bizim alimlerimizin de tanımlamış olduğu çok net bir tanım var ya da genel bir tanım var. Şehvet, öfke ve gazap gibi kötü duyguların kaynağı olarak genelde tanımlanır. Yani insan bir maddi varlık olarak yaratılmıştır ama insanın taşıdığı duygu, arzu, heva, hevesini ihtiva eden çok geniş bir ruhsal ya da psikolojik dünyası vardır. Bu duyguların boyutunu biz genelde Kur'an-ı Kerim özellikle öyle söylüyor. Kötü duygular, kötü arzular ya da insanı kötülüğe ya da insanı Allah'ın emrettiğinin dışında bir takım davranışlara yönlendiren duygu ve arzuları olarak tanımlıyor genelde. Bu tanım da genelde kabul olarak kabul edilmiş. İnsanın özü, kendisi ve insana sahip olan duygu ve arzular olarak genel anlamda nefs kavramını ifade edebiliriz hocam. Evet, yani belki bu insanın Mülk suresinde de buyuruyor ya, ikinci evet. ayet-i kerimesinde. Evet. Biz ölümü ve hayatı yaratan biziz. Bu ölüm ve imtihan için. İmtihan için kimler olacak. İyi işler Aynen. yapacak, kimiler Aynen. de nefsin hevasına uyacak. Belki onların ayırt edilebilmesi için kulluk sınavı bunu gerektiriyor. Aynen öyle. İnsanoğlu halife olarak yaratıldığı için kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim bu önemli görevi insana yüklemiştir. Evet. Halife olmak, Cenab-ı Hakk'ın arzusunu yeryüzünde gerçekleştirmek de özgür irade sahibi olmayı gerektirir. Evet. İnsan halife olduğu için ve sorumluluklar yüklendiğinden dolayı özgür bir varlık olarak yaratılmış. Bu nedenle seçebilme, tercih edebilme kapasitesi var insanoğlunun. İyiyi de seçebiliyor, kötüyü de. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bunu sıklıkla ifade eder. İnsana hem iyiyi hem de kötüyü yapabilme kapasitesini ilham eden, vahyeden ya da bunu yerleştiren olarak Cenab-ı Hak burayı vurgular. Bu anlamda insan bu iki yöne de, iki kabiliyete de meyillidir. Kötülük de yapabilecek, iyilik de yapabilecek ama Cenab-ı Hakk'ın bizlerden, biz kullarından ya da halifelerinden istemiş olduğu şey iyilik yaparak yeryüzünü imar etmek, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, isteklerini yeryüzünde gerçekleştirmek. Bu göreve kısacası halife görevi ismini evet. veriyor Cenab-ı Hak. Bu açıdan insanoğluna verilen ömür içerisinde hocam, insan yeryüzünü ve kendisini, kendi benliğini imar etmekle mükellef. Burayı evet. tekrarlayalım. Cenab-ı Hak bize vermiş olduğu ömür içerisinde biz hem evet. kendimizi, benliğimizi, kendi varlığımızı imar edeceğiz. Hem de etrafımızı, çevremizi, dünyayı kısacası imar etmemiz gerekiyor. Evet, saygıdeğer hocam. Halifelik vurgusunu yaptınız. Cenab-ı Hak insanoğlunu dünya üzerinde halife-i ruh-i zemin olarak yarattığını ifade Aynen. ediyor. Bu görevli olarak. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatları, Cenab-ı Hakk'ı tanıma, idrak etme ve ona kulluk şuuruyla kullukta bulunma. Yani akıl alakadarlığıyla, doğrudur. Kur'an-ı Kerim'e muhataplığı cihetiyle değil mi? Evet. Bir muhataplık söz konusu. Yani Kur'an'ın muhatabı kesinlikle. Başta insandır. Cenab-ı Hak yarattığı bu varlığı muhatap alıyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani Mevla bizi muhatap aldığı için de bizim seviyemize iniyor. Tenezzül ya da tenzil dediğimiz işte vahyetmiş olduğu, bize peygamberlerine vahyetmiş olduğu vahiyler ya da ilahi emir ve yasaklar
Cenab-ı Hakk'ın bizimle bir iletişim, bir muhatap olma ameliyesi içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da insanın değerini ve şerefini yükselten önemli bir konumdur kıymetli hocam. Her varlık farklı farklı meziyetlerde, kabiliyetlerde aynen, yaratılmış. Doğru, zaten ayet-i kerimenin ifadesiyle de yaratılmış mahlukat içerisinde en mükerrem ve en güzel surette yaratılan insanoğlu ifade ediliyor. İnsanoğlu. Evet hocam, insanoğlunun bu hakikat yolculuğunda yani Rabbimizin rızasını kazanabilecek kamil manada bir mümin olma yolculuğunda nefsin buradaki konumu ve önemi hakikaten tartışılmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine ifadesiyle nefsin emmare olduğundan bahsediyor. Yani nefis kötülüğü emredicidir. Ve sonradansında da mutmainne olan nefislerden bahsediliyor. Yani itminana ermiş, doğru, tam bir böyle emniyet, güven içerisinde niye tatmin inandığını olmuş, tatmin olmuş bir yaptıklarıyla şekilde. Tatmin olmuş nefis hocam. Bu bir süreç değil mi hocam? Yani aynen, herkesin nefsi emmaredir, kötülüğü emredicidir. Ama mutmainne derecesine çıkabilmek için bir süreç var. Kişinin burada iradesini kullanması söz konusu. Şimdi bu sınıflandırmalar, hem bu mertebeler dedik ya, nefsin mertebeleri emmare, mutmainne. Evet. Bu sınıflandırmalar neye göre yapılmış hocam? Nefsin mertebeleri neler? Biraz ondan bahsedelim. Peki, Kur'an-ı Kerim ifade ettiğiniz insanın nefsi ya da manevi alanı, duygusal boyutu üzerinde belli sınıflandırmalar yapıyor. İfade ettiğiniz şey hocam, insanın her insanda iyiliği de kötülüğü de emreden bir nefis var. Bunu nefsin ilk basamağı olarak görmek mümkün. Evet. O zaman burada şunu ifade edebiliriz. Her insanın yaratılışı Cenab-ı Hak en güzel şekilde ona bir yaratılış verdi. Fakat manevi anlamda yükselme, manevi makam ve dereceler elde etme insanın iradesiyle, insanın kendi isteğiyle yapabileceği ya da elde edebileceği bir kazanç. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim nefsin bu mertebelerini sıklıkla vurgular hocam. Evet. Nefsi emmare ile başlayabiliriz. Bu tasavvufta da bu ifade edilir. Kur'an-ı Kerim özellikle nefsi emmareyi ifade eder ayet-i kerimede. Estaizu billah ve ma überriu nefsi innen nefse le emmaratun bis su'i illa ma rahime rabbi ifadesi. Bu Hazreti Yusuf aleyhisselamın da aynı zamanda ifadesidir. Ama genel bir şey söylüyor bize. Nefis muhakkak ki her insana kötülüğü emredicidir. Cenab-ı Hakk'ın, Rabbim'in eğer beni kötülükten koruması olmasaydı ben de belki nefsimin bana emretmiş olduğu şeyleri ben de yapmam mümkün olacaktı. Bu anlamda da Cenab-ı Hak peygamberlerini ilahi bir koruma, ilahi bir gözetim altında tuttuğundan dolayı ayeti kerimede bu şekilde ifade ediliyor. Ama buradaki vurgu şu, nefsin insana daima kötülüğü tavsiye etmesi ya da telkin etmesi. Bu kötülükten anlayacağımız belki dünya hayatı içerisinde hep dünyanın zinetleri nefsin hoşuna gidecek şekilde yaratılmış. Aynen. Tabii bize de sadece bu nimetlerden meşru dairede ve helal olanı tercih etmemiz emredilmiş. İsteniliyor. İstenilmiş. Belki nefsin burada meyli emretmesi, yani her gördüğü güzellik benim olsun. Aynen, doğru. Yani hem zevk anlamında hem şehvi şehvi duygular anlamında helal haram ölçüsü çok nefis bilmiyor. Yani bunu ona öğretmek gerekiyor ki sadece şunları yapabilirsin. Sadece şunları istimal ederek, şunları tercih ederek doğru olanı yapabilirsin diye zannedersem terbiyede. Doğru hocam, haklısınız. Orayı vurgulayarım. Hı hı. İnsanın içindeki duygular elbette faydalı yöne kanalize edilirse bu meşru dairede kalmış olur. İnsanın arzu, heva ve hevesi her aklına eseni, her istediği şeyi yapmaya yönelirse biz bu daireye, bu kısma da haram diyoruz. Cenab-ı Hak belli sınırlar çizmiş insanoğlu için. Buna hududullah der Yüce Mevla. Allah'ın sınırlarını aşmayın der. Bizim helal dairede yapacağımız birçok şey var. Haramdan da uzaklaşmamız gereken yine belli bir alan var. Burada şu esas önemlidir. Şehvet, öfke ya da gazap, nefse ait üç önemli duygudan alimlerimiz bahsederler. Bu duygular elbette tamamıyla hepsi kötü anlamında değildir. Bunlar eğitilebildiği, terbiye edildiği ya da güzele, iyiye ve hayra kanalize edilebildiği sürece bunlar istenilen şeyler. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ve muradı. Ama bu duygu, arzu, gazabınız, öfkeniz ya da diğer arzularınız
kötüye ya da harama kanalize ettiğiniz zaman bu da Yüce Mevla'nın bizden istemediği şey. Evet. Mesela öfke yerine göre ölçüsü ayarlandığı zaman önemli bir şeydir. İnsanın kendisini savunması ya da vatanını savunması, bazı şeylerini, değer ve mukaddesatını savunmasında öfkenin belli bir payı vardır. Ama gereksiz ya da aşırı abartılı olan öfke ya da gazap ya da diğer şehevi arzular aşırı olduğu zaman ve yanlışa yönlendirildiği zaman işte Cenab-ı Hak burayı sınırlıyor, burayı burada durun diyor kullarına. Bunun sebebi ne? Çünkü insanın her istediğini yapması hocam özgürlük anlamına gelir mi? Burada bir soru daha çıkabilir. İnsanoğlu ben her anlamıyla tamamen özgür olayım istiyor aslında. Evet. Fakat insanın her aklına geleni ya da canını çekmiş olduğu her şeyi yapmış olması özgürlük anlamına gelmiyor. Çünkü burada başkalarının özgürlük alanı başlıyor. Bizimkinin evet. bitmiş olduğu yerde başkaları başlıyor. Zaten İslam'ın emir ve yasaklarına da bakarsak hocam, bütün emir ve yasaklar neredeyse hep karşıdaki insanların hakkını, hukukunu muhafaza etmek, korumak üzerine kurulu değil midir? Evet. Ya da ibadetler açısından bakalım, biraz sonra ifade edeceğiz ama ibadetlerde evet öncelikle Allah'la, Rabbimizle kendimiz arasında bir iletişimdir ibadet. Fakat bu iletişim ister namazlı olsun, ister oruç ayındayız mesela, ister zekatla ya da başka iyilik ve hayırlarla olsun hep bir başkasını düşünmek, başkasını tercih etmek ya da başkasının hakkını muhafaza etmek üzerine kurulu. İşte bu anlamda da nefsimizi bu mertebeler noktasında bizlerin de eğitmesi Cenab-ı Hakk'ın bizden muradı, bizden istediği. Onun için işte Ramazan ayı gibi mübarek güzel bir ay var. Günde beş vakit ibadetlerimiz sürekli ve devamlı. Bunun yanında yapacağımız zekat ibadetlerimiz ya da diğer hayır ve hasenat, diğer ibadetlerimiz bizlerin hep nefsini bu kötü duygu ve arzularından arınarak bu arzu ve duyguların güzel tarafa kanalize edilmesi anlamını taşıyor. Mevla bizi içimizdeki o güzel duyguların baskın olmasını, kötü duygu ve arzuların değil onların da baskılanmasını bizden istediği için bizler de nefis terbiyesi yapmakla ya da nefsimizi temize çıkarmak, kendimizi temize çıkarmakla mükellefiz. Ramazan gibi ya da mübarek gün ve geceler gibi, bayramlar gibi Cenab-ı Hakk'ın yılın belli günlerinde bizlere hediye etmiş olduğu zamanlar insanın hem maddi anlamda temizlenmesi hem de manevi anlamda temizlenmesi için bizler için birer fırsat hocam. Evet hocam, buyurduğunuz gibi şimdi bu nefsin mertebelerinde kişinin kulluk şuuruna erişebilmesi, nefsin kötü arzularına gem vurabilmesi elbette bilmekle oluyor. Aynen. Bilgi hayatın her alanında olduğu gibi bunda da önemli. Esastır. Şimdi bu bilmek belki neye göre hareket edeceğimizin bize usulünü ve şeklini de belirleyecek. Evet. Burada bizim için her hususta rehber olan, rehberi mutlak olan elbet. Hiç şüphesiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İnsanın hayatı içerisinde hocam hep ifrat ve tefritler var. Evet. Bir şeyi ya çok aşırıya giderek yapıyor veya o işte tamamen tepkisiz kalıyor. Aynen. Yani orta yol, buna ne deniyor hocam? Haddi vasat. Aynen. Ya muhtedil olmak, muhtedil ölçülü olmak dediğiniz burada gibi. İnsan kendisini neye göre ayarlayacak? Bu nefsi terbiye hususunda ya büsbütün meşru olan şeylerden değil mi? Bazıları işte sahabe-i kiramdan var ya, ben her gün oruç tutacağım, ben artık evlenmeyeceğim, işte nefsimi bütün arzularından şey yapacağım. Yani istediğini vermeyerek terbiye edeceğim derken aynen. Peygamber Efendimizin bu hususta benim sünnetime tabi olun. Benim sünnetime tabi olun. Zira içinizde en çok ibadet eden benim. Efendime söyleyeyim. Hakikati en iyi ben bilen olduğum halde Peygamberimiz yani ölçülü davranmak. Kesinlikle. İslam'ın istediği de odur zaten bizden. Yani bu işin hakikatini anlayabilmek için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne şekilde hareket ettiyse evet. onun sünnet-i seniyesini rehber edinmek çok ehemmiyetli değil mi hocam? Aynı şekilde. Peygamberimiz de işte sürekli kendini temize çıkartmak için, yani peygamberlerin günahları olmadığını, biz ismet sıfatları olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen insanlara ve ümmetine örnek olmak için mükemmel, kamil bir insan nasıl olur?
Cenab-ı Hakk'ın istediğin, nefsini kötü arzularını eğitmiş, mükemmel ya da kamil manada bir insan neler yapar, hangi sıfatlara haizdir? Bunları Peygamberimiz örnek hayatıyla bizlere somut bir şekilde gösteriyor. O zaman nefs mertebelerini şöyle toparlayarak konumuzu bu meyanda açıklamaya çalışalım. Nefsin ikinci mertebesi yukarıya doğru nefs-i levvame olarak ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ki Cenab-ı Hak bu ismi vererek de Sure-i Ceyd'e de yemin ediyor. Evet. Vela uksimu bin nefs-i levvame. Ne demek levvame? Kendisini kınayan nefis. Bu çok önemli bir aşamadır burası. Yapmış olduğu bir hatadan dolayı insanın kendini kınaması, pişmanlık duyması, hicap duyması, yani yaptığının yanlış olduğunun farkına varmış olması ikinci basamak. Bu önemli bir aşamadır. Ama burada şu vardır, insanın iradesini eğiterek bir üst seviyeye, bir üst basamağa, bir üst basamağa çıkması bizden hedeflenen şeydir. Evet. Bu konuyla ilgili ayetler özellikle bizlere çok önemli şeyleri hatırlatır, noktaları hatırlatır. Mesela yegûli yâ leyteni gaddemtüli hayati. Mesela bazı insanlar keşke dünyada ahiret hayatım için bir şeyler yapmış olsaydım derler. Bunun farkındadır aslında birçok insan. Bir şeylerin yapılması gerekir Allah için, insanlar için. Sonsuz bir hayatı garantilememiz için elbette Cenab-ı Hak bizden bazı görevler, bazı sorumluluklar, bazı ameller, bazı fiiller bizden istiyor. Hatta bunu şu şekilde ifade eder. Çok veciz bir ifadedir Cenab-ı Hakk'ın. Estağfirullah ya eyyühellezine amenüttegullaha vel tenzur nefsüm ma gaddemet ligat vettegullah. Orada vettegullah lafzını Yüce Mevla iki kere özellikle peş peşe kullanıyor. Ey iman edenler, Allah'tan sakının, layıkıyla Allah'a karşı görevlerinizi yerine getirin. Ve daha önemlisi burada hocam, vel tenzur nefsüm ma gaddemet. Herkes önceden yarınki hayatına, yani ahiret, sonsuz hayatına bir şeyler göndersin. Ne hazırladığına, baksın. Yani. Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu çok önemli bir soru. Bunu işte Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak sürekli olarak insanlara hatırlatır. Peygamber sürekli hatırlatıyor bizlere. Bu anlamda bizler işte dünyada neler yapıyorsak bunları alacağız. Salih amel anlamında, hayır anlamında, ibadet anlamında, kaliteli iş anlamında bunları alacağız. Bunlarla beraber ahirette değerlendirileceğiz, ahirete gideceğiz. Bu noktada ahiretin unutulmaması, dünyanın da unutulmaması, denge içerisinde. İki dünya ve ahiret dengesinin çok önemli bir şekilde dengeli olarak kurulmasını Cenab-ı Hak bizlerden istiyor. Çünkü bizler halifeyiz, görevliyiz. Dünyada Peygamberimizin ifadesiyle hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ama yarın da ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak prensibi aslında Müslümanlara ifade edilen çok önemli bir hatırlatmadır, önemli bir ilkedir. Dünyayı imar ettiğimiz gibi etmemiz gerekiyor. Ahirete götüreceğimiz şeyler içerisinde ama bir de manevi tarafımız var. Evet. Bizim nefis ya da manevi dünyamız, manevi derecelerimiz burayı da en güzel şekilde imar etmemiz gerekiyor. Bu yüzden insanoğlu çift yönlü bir varlık hocam. Hem maddi yönü var hem manevi yönü var. İkisinin de doyurulması gerekiyor. Kesinlikle. Mutmain olması, tatmin edilmesi gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim ya eyyetüen nefsül mutmeinneh ifadesini kullanır. İnsan nasıl ki aç kaldığı zaman, yemek yediği zaman bedenini, biyolojik varlığını tatmin ediyorsa ya da diğer arzularıyla tatmin edebiliyorsa manevi dünyasını da bir şekilde tatmin etmesi gerekiyor. Bu tatmin olma, mutmain olma yöntemlerini de Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Bunların en başında da ibadetlerimiz geliyor. Evet. Namaz, oruç, zekat, hac ya da diğer yapılan birçok salih amel manevi dünyamızdan tatmin olmayı, bunun sonucunda ne geliyor? Yaptığımız ibadet ve amellerimizde biz gerçekten gönül rahatlığı hissedebilmek demek tatmin olmak. Ben gerçekten gönlüm rahat, Allah'ın benden istediklerini yaptım. Orucumda gerçekten rahatım ya da verdiğim sadakamda gerçekten rahatım. Çünkü ben bunu gönül huzuruyla yaptım ve yerine getirdim ve bunun huzurunu hissettim. Bunu diyebilen mümin artık nefsin mertebelerinde bir üst makama geçiyor ayet-i kerimenin ifadesiyle. اِرْجِعَيْا اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ Rabbına razı olarak dön. Evet. Sen ondan razı oldun, o da senden razı oldu. Elbette ki bizim Rabbimizden razı olmak ne demek hocam? Allah biraz bu hitap değil mi? Nasip yani enteresan bir hocam. İfadedir evet. Bu. Şu anlama geliyor aslında. Esas olan Rabbimizin bizden razı olması ama Rabbimizin bizden razı olması için
biz Allah için ya da Allah'ın kulları için ne yapabildiysek salih amel anlamında hocam, bu yaptığımız amellerde mutmain miyiz? Kalben müsterih miyiz? Bu çok önemli. Görevlerimizi yerine getirebildik mi? Evet. Eğer biz insanlardan razıyız, insanlar bizden razı ise bu görevlerimizi yaptıktan sonra sonucunda Allah'ın rızası geliyor hocam. Kesinlikle. Allah da bizden işte bu şekilde razı olmuş oluyor. Ve nefsin en üst makamı hocam, mutmainne ya da razıya dediğimiz, bir de nefsi kamile dediğimiz, artık bütün bu mutmain olduktan sonra, gönül rahatlığını elde ettikten sonra kamil insan, kamil mümin, en üst seviyede mükemmel insanı elde etmiş oluyoruz. Tabii her insanın bu noktadaki çabaları farklı farklı olacağı için derecesi de farklı olacak. Bu kamile makamında elbette ki önce peygamberler var, ayet-i kerimenin ifadesiyle. Sıddık kullar var, salih kullar var ve bir de şehitler. Hani Cenab-ı Hakk'ın nimet verdiği dört sınıfı zikreder ayet-i kerime. Bunların başında peygamberler vardır. Sıddıklar, salihler, şehitler diye aşağıya doğru sıralama iner. Bu dört sınıf içerisinde peygamberlik ve şehadet belki herkese nasip olmayabilecek. Ama diğer geriye kalan iki önemli kavram, sıddık olabilmek, dosdoğru bir imana ve bu imanın gerektirdiği şeyleri yerine getirebilen güçlü bir imana sahip olabilmek. Esas manası, manası bu da bu zaten hocam. İman ve amel bütünlüğü içerisinde bir hayat. İman neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket edebilmek ve sadakatle. Kesinlikle. Mi? Ve zaten sıddık olan insan arkadan amel gelecek. Salihler ifadesini kullanır. Dost doğru olan, Allah'ı ve dinini tasdik etmiş olan bir insan, insanlara zarar vermesi mümkün değil. Ne mümkündür o insanda? Salih amel mümkündür. İyi iş, kaliteli iş. Salih amel de hocam faydalı, insana ve varlığa, çevremize faydalı, her türlü güzelliğe ve iyi iş olarak tanımlayabiliriz. Ama oraya bir kavram daha ekleyelim, kaliteli iş hocam. Kaliteli. Cenab-ı Hak bizden hem iyi iş yapmayı ama aynı zamanda da yapmış olduğumuz bu işi kaliteli, güzel, layıkıyla yerine getirmeyi istiyor. Bu anlamda da salih amel kavramı Kur'an'ın çok böyle vurguladığı ama içeriğini açtığımız zaman çok derin manası olan orijinal bir kavramdır hocam. Kesinlikle hocam. Evet. Nefsin mertebelerini aşağıdan yukarıya bu şekilde ifade etmemiz mümkün Kur'an açısından. Bunu daha sonra alimlerimiz sistemleştirmiş kıymetli hocam. Emmare ile başlıyorsunuz, levvame ile, mülhime ile yukarıya doğru, radviye, merdiye, kamile şeklinde. Fecr suresindeki o ifade oldukça önemlidir. Rabbimizin bizden razı olması, bizim ondan razı olmamız ve arkasındaki ifade çok güzeldir. Evet. İşte Ramazan ayı inşallah ona vesile olsun. Ramazanın i̇nşallah. Sonunda ve bayramın sonunda fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Allah sizden razı, siz de yaptığınız amellerden razıysanız, biz de yaptığımız işlerden razıysak, hem vicdani değil bir mi rahatlık hocam? Varsa, mutmain olduysak yaptığımız şuuruna erişerek aynen, yaptıysanız evet. Aynen. Sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için yaptıysak ve kaliteli yapabildiysek, o zaman Cenab-ı Hak diyor ki kullarım arasına gir. Evet. Bu çok önemli bir müjde. Bu çok güzel bir müjde. Kulların arasına girince ne olacak hocam? Arkadan bir sonuç daha gelecek. Cennetime gir diyor hocam. Evet. Sonsuz bir hayatı garantilemiş olarak, başarıya ulaşmış olarak, evet, dünya ve ahiret başarısını elde etmiş olarak Cenab-ı Hak bizleri hem kulları arasında olmaya layık görüyor, hem de sonsuz bir hayatı cennet nimetleri içerisinde yaşamaya layık görüyor hocam. İnşallah bu güzel başarıyı, güzel kazanımları elde eden hakiki müminlerden olmayı temenni ediyoruz. İnşallah hocam. Zaten hani bizde güzel bir söz vardır. Niyet hayır, akıbet hayır. Olduktan sonra. Amellerde zaten amellerin makbuliyeti cihetiyle de o bir işe başlarken niyet Allah'ın rızası, ihlas ve samimiyet dairesinde olduktan sonra inşallah yapılan işte de hesap verme bilinci içerisinde hareket ettikten sonra ortaya güzel bir netice çıkıyor değil mi? Doğru. Ve o hesap verme bilinci dediğimiz kavram işte hocam takva kavramı. Takva kavramı. Yani sorumluluklarımızın bilincinde olmak. Kur'an-ı Kerim takva kavramını bu anlamda çok vurguluyor. Sorumluluğunun farkında olarak ne gerekiyorsa bir insan olarak onu yapan, onu yerine getiren anlamında bir kavram. Mevla bizlerin kendimizi muhafaza etmemizi, onu üzmememizi, onu sevdiklerini, onun yarattıklarını üzmememizi
ve onların hakkına, hukukuna riayet etmemizi istiyor. Evet. Bu anlamda hocam son olarak belki bu kısımda şunu söyleyebiliriz. Evet. Peygamberimiz akıllı insanı tanımlıyor. Yani bu çok önemli bir tanımlamadır aslında. Ayet-i kerimelerinde bir nevi tefsiri olmuş oluyor. El-keyyüsü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Bu çok bildiğimiz bir hadis-i şerif. Peygamberimizin böyle çok orijinal hatırlatmaları var. Anlaşılır, evet. Böyle kısa, sade, öz. Akıllı insan kimdir diye aslında burada bize bir hitap yöneltiliyor. Kimdir akıllı insan? Nefsini hesaba çeken. Yani nefsinin her istediğini değil, onunla uyumlu olarak Cenab-ı Hakk'ın bizden istediklerini yerine getiren, hesaba çeken. Daha önemlisi, zaten nefsini hesaba çeken insan ne yapacaktır? Ve amile lima ba'del mevt, ölümden sonraki hayatı içinde çalışan ve çaba gösteren. O zaman salih amel yapabilmek ya da ahiret hayatı için bir şey yapabilmenin ilk şartı aslında Peygamberimiz akıllı davranılırsa, akıllı insan olunursa nedir bu? Kendimizi muhasebe altında tutmak, murakabe altında tutmak, kendimizi otokontrol, daha devamlı, böyle güncel bir tabir kullanacaksak, evet, otokontrol altında tutmak bizim dünyada da ahirette de başarılı olmamızın temel şartları içerisinde. Zaten hocam yapmış olduğumuz bütün fiiller içerisinde işte nefis ne arzuluyorsa onu yapmak neticesi itibariyle Allah muhafaza insanı helakete ve felakete, evet, götürme ihtimali yüksek. Getirecektir. Onun için yani bunun ölçü ve usulünü iyi ayarlamak gerekiyor. Hocam gerekiyor. İftar vakti yaklaşıyor. Biraz isterseniz bir sorum daha var. Ona bir girizgah yapalım. Olur. Kalanını da ikinci bölümde devam ederiz. İnşallah. Şems suresi 9. ayet-i kerimede malumunuz Cenab-ı Hak estaizu billah gad eflaha men zekkâhe meal olarak muhakkak ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir buyuruluyor. Bu ayette geçtiği üzere ayetin veçi üzere nefis tezkiyesi nedir? Manevi temizlenme ile ne kastedilir? Yine Efendimizin bir ifadesiyle burayı hocam açmaya çalışalım. Hı hı. Efendimiz insan vücudunda bir et parçası vardır ki, evet, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o kötü olursa bütün vücut bozulur. Nedir bu diye sorarsak, bu insanın kalbidir. Kalp neyin temsilidir burada? İnsanın duygu ve arzularının temsilidir kıymetli hocam. Bu anlamda insan vücudundaki ana organ kalbin temiz olması insanın hem bedenini hem maneviyatını hem de bütün hayatının temiz olmasının garantisi oluyor Peygamberimizin, evet, ifadesine göre. Bu kalp dediğimiz düşünce boyutu, duygu boyutu insanın kötü olduğu zaman, eğitilemediği zaman, yanlışa yönlendirildiği zaman, o zaman bundan hem diğer azalar hem etrafımızda bulunan diğer insanlar etkilenecek. Yani insan iyi düşündüğü zaman, ifade ettiğiniz gibi niyeti iyi olup, iyi düşünüp, iyi amel yaptığı zaman hem kendisi hem de çevresindeki insanlar için bir fayda meydana gelecek. Ama kötü olduğu zaman bu ne yazık ki kötülük anlamına gelecek. Burada yine Efendimizin şu ifadesini de hatırlayalım. Cenab-ı Hak sizin suretlerinize, şekillerinize, işte neyiniz var, neyiniz yok bunlara bakmaz. Ama Cenab-ı Hak sizlerin neyinize bakacaktır? Kalplerinize ve amellerinize bakacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ kalplerinize ve amalinize, yani amellerinize. Demek ki insanın amellerinin başlangıcı da aslında nereden başlamış oluyor? Kalpten başlıyor. Yani bizde bir irade, bir istek, bir duygu, bir arzu, Allah'ın istediklerine yönelik, faydalı işlere yönelik bir arzu, heva ve heves varsa hocam, bunun arkası gelecek. Evet. Cenab-ı Hak onun için hem kalbimize hem de yapmış olduğumuz bunun sonucu olan güzel fiillere bakacağını söylüyor. İnşallah Mevla'nın bakmış olduğu bu fiil ve amellerimiz içerisinde bizlerin de salih, güzel, faydalı, Allah'ın rızasını kazandıracak amellerimiz ve fiillerimiz olsun inşallah. Hocam söylediklerinizden de anlaşılıyor. İftar vakti de yaklaştı. Son olarak bağlayalım. İnsan vücudunu ayakta tutan maddi ve manevi olarak hayatını ayakta tutan merkez kalptir. Kalp ifade ediliyor. Yani kalbin sağlığı yerinde olmazsa insanın diğer organlarını da etkiliyor, hayatını etkiliyor. Aynen. Peki imanın mahalli de kalp olduğu için, aynen, iman kamil olmazsa
Yani imani olgunluğa insan erişemezse hem itikat cihetinde hem de ibadetler cihetinde tatmin olmazsa yaptığı işten de zaten hem lezzet fayda alamaz görmek. Hem de fayda göremez. Aynen. İlk başta inanması lazım. Doğru. İlk başta hani içim ısındı ısınmadı veya kalbim bu işe itimat etti etmedi. Bu hakikaten mahalli. Çok önemli. Gönül hocam, huzurunuz varsa hemen. Gönül huzurunuz varsa yaptığınız işlerin de bir faydası ve bereketi vardır hocam. Öyle diyelim. Evet hocam devam edelim inşallah ikinci peki, bölümde. Peki. Afyonkarahisar için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı cümle ibadetlerimizi makbul eylesin. Evet, iftarları yaptık, oruçlarımızı açtık. Allah kabul eylesin. Programımızın ikinci bölümünde tekrar yeni televizyonlarını açan izleyicilerimiz için hatırlatayım. Bu akşam iftar saati programında kulluk şuuru, nefis muhasebesini konuşuyoruz. Program konuğumuz Afyonkarahisar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Müşteba Altındaş hocamız. Evet, saygıdeğer evet, hocam. Birinci bölümün sonunda nefsin işte eğitimiyle alakalı mertebelerden bahsettiniz. Bu mertebelere ulaşmada kişinin ne iradesini ne şekilde kullanması gerektiğinden, ölçünün ne olduğundan, ideal insan tipi olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kamile noktasında peygamberlere ahvalinden bahsettiniz. Evet. En sonunda nefsi manevi olarak temizleme yollarından, tezkiye etme hususundan bahsederekten vaktimiz iftar saati girdi. Buradan devam edelim isterseniz hocam. Manen temizlenme yolları nelerdir hocam? Peki. Hocam manevi temizlik yolları elbette ki çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de insanın maddi manevi olarak kendini temizleyebileceği birçok yöntem söylenir. Evet hocam. Bunun en basit verilebilecek cevap içinde bulunduğumuz Ramazan ayıdır hocam mesela. Evet. İnsan oruç ibadetiyle nasıl ki azalarını dinlendirirken azalarımızı, bedenimizi temizliyorsa oruç ibadeti, aynı zamanda orucun bize bizi tutmuş olduğu kötülüklerden, yasaklardan, haramlardan da biz manevi dünyamızı ya da nefsimizi temizlemiş oluyoruz. İbadetlerin aslında iki yönlü boyutu var kıymetli evet. hocam. İbadetler hem insanın maddi bütünlüğüyle ilgili, maddi bedeniyle ilgili hem de manevi dünyasıyla ilgili. Bu ibadetlerimizin neredeyse tamamında göz önünde tamamında bulunmaktadır. Evet. Namaz ibadeti mesela, oruca tekrar değinelim ama namaz ibadetinde temizlik ile başlanır. Maddi temizlik, abdest ile kastettiğimiz şey her ne kadar maddi temizlik olsa da aslında maddi temizlikle biz manevi temizliğe bir geçiş aşamasıdır abdest ibadeti, evet. temizlenme yolu. Vücudumuzu temizlediğimiz gibi namazda da neyimizi temizliyoruz hocam? Kötü duygu ve arzularımızdan uzaklaşarak kendimizi dünyanın bir takım meşgalelerinden, dünyanın düşüncelerinden uzaklaştırarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz. Ya Rabbi elimizden geldiği kadar senin istediğin şekliyle tertemiz kalmaya, tertemiz olmaya, günahlarım ve hatalarım varsa da onlar için aff ve mağfiret dilemeye geldim manasına geliyor namazdaki bütün rükünlerimiz, ibadetlerimiz ya da secdelerimiz. Evet. Bu anlamda kıymetli hocam bizi namazımız temizliyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Bunu açıkça Cenab-ı Hak ifade eder. Namaz muhakkak ki sizleri kötülük ve fuhşiyattan, hayasızlıktan insanı alıkoyar. Alıkoymalıdır. Oruç aynı şekilde bizleri yine kötülüklerden, haram yasaklardan ya da yanlış iş ve düşüncelerden yine alıkoyar. Alıkoyması gerekir. Nitekim Peygamberimiz işte kötü işle uğraşmayı bırakmadıysanız oruç tutmayı da bırakın o zaman. Eğer kötülük yapmayı, kötü düşünce ve arzular bırakmadıysanız akşama kadar boş yere aç durmayın mealinde bizlere hatırlatmalarda bulunuyor. Vücudumuz oruçla temizlendiği gibi kendimizi tutarak kötülüklerden, yasaklardan aynı zamanda maddi dünya, manevi dünyamızı hocam, ruhi dünyamızı çok önemli olan bu alanda temize çıkarmış oluyoruz.
Bu noktada özellikle Ramazan ayında yaptığımız ya da yapacağımız kıymetli hocam çok önemli bir ibadet ya da ameliyemiz daha var. Evet. Zekat, sadaka, fitre, yani tasaddukta bulunmak. Bu genel bir kavram olarak ifade edersek tasadduk kavramı ya da infak kavramı, evet, zekat, fitre, diğer bütün maddi anlamdaki ibadetlerin hepsini kapsayan bir üst kavram. Bu anlamda Cenab-ı Hak, bakınız, huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihim fiha. Burada da yine insan hem maddi hem manevi temizliğini ayet-i kerime vurguluyor. Evet. Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak diyor ki, mümin, zengin olan müminlerden fakirlerin hakkı olarak fakirlerin haklarını al. Ne için? Tudahhiruhum ve tuzekkihim hocam. Tathir manevi, maddi temizlik, tüzekihimle kastedilen şey de manevi temizlik. Yani onların hem mallarını maddi anlamda temizleyeceksin, hem de bu ibadeti yerine getirmekle manevi anlamda temizlenmiş olacaklar. O zaman ibadetlerin, zekatta özellikle, hem maddi hem manevi, hac ibadetinde hem maddi hem manevi temizlenme bizlere fırsat olarak sunuluyor. O zaman inşallah gad eflaha men zekkaha dediği Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesine ulaşalım. Nefsini, yani kendi olur, nefsini temize çıkartan, arınmış olanlar muhakkak ki kurtuluşa ermişlerdir. Bizler de Ramazan ayı boyunca ve diğer zamanlarda yaptığımız, yapacağımız bütün ibadet ve salih amellerimizle inşallah kurtuluşa erenlerden, İnşallah Rabbimizin hocam rızasını kazananlardan olalım hocam inşallah. İnşallah Cenab-ı Hak hayatımızın sonunda da ayet-i kerimede buyurulduğu üzere mutmainne bir dereceye erişmiş, erişerek nefisle, selametle kulları ve cennetine girenler arasında dahil olmayı nasip Allah cümlemize nasip etsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ediyoruz hocam bu fırsatı bize verdiğiniz için. Teşekkürler hocam. Evet saygıdeğer izleyiciler, bu akşam da iftar saati programımızın sonuna geldik. Yarın inşallah yine aynı vakitte iftar saati programında huzurlarınızda olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Döndüm Allah'ım döndüm, döndüm kapına geldim, daim suçumu bildim, estağfirullah tevbe, daim suçumu bildim, estağfirullah tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe, sağına soluna bak, saçlarına düştü ak, bir gün gel der ise hak, estağfirullah tevbe, bir gün gel der ise hak, estağfirullah tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe. Elimden hem dilimden, özümden hem gönlümden, ne hata ettiysem ben, estağfirullah tevbe, ne hata ettiysem ben, estağfirullah tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam hu tevbe, tevbe Allah'ım tevbe, tevbe Mevlam.